Arkadaşlar merhabalar. Taş Dil Kursu'nun YouTube sayfasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle hepinizin beklediği preposition konusunu çalışacağız. Şimdi preposition konusu biraz çetrefilli bir konu. Hem çeviri bilgisi hem ezber bilgisi istiyor çünkü. Ben burada sizlere genel olarak prepositionların çevirilerinden bahsedeceğim. En sonunda da birkaç tane kalıptan bahsedeceğim. Ama unutmayın prepositionlarda kalıpları bilmeden her soruyu çözemiyorsunuz. Mesela e, bu hafta girdiğimiz YÖK değil sınavında 28 Şubat sınavında direkt kalıplar vardı. İki bir tane çeviri, iki tane kalıptan vardı. O yüzden unutmayın hem çevirisini hem de kalıplarını iyi bilmeniz gerekiyor. YÖK dilde 5 soru, YDS'de YÖK dilde 5 soru, YDS'de 4 soru geliyor. O yüzden lütfen siz de bu konuları dikkatli takip edin. Genel olarak çevirilerini bilin ve kalıpları da genel kalıpları da öğrenmeye çalışın. Şimdi uzatmadan başlayayım. Cray iki kısmını inceleyeceğiz arkadaşlar. Birincisi Time yani zamanla kullandıklarımız. İkincisi de Place, yer ve hareket bildiren Cray pozisyonlardan bahsedeceğiz. Şimdi önce zaman bildirenlerle başlayalım. Mesela In ini nerede kullanıyoruz? İn'in D'da anlamında ay, yıl, mevsim gibi daha çok uzun zaman periyotları ile kullanıyoruz ve D'da anlamında kullanıyoruz. Mesela they constructed the dam, barajı, dam baraj demek inşaatiler 1990'larda derken to supply sağlamak için su, sağlamak için sulama sistemi için su sağlamak için 90'larda inşaatler derken kullanıyorum. Yani bir yılla beraber D'da anlamı vermek isterseniz in'i kullanmanız gerekiyor. İkinci örneğe bakalım. We hope that, e, biz umuyoruz at the technical meeting, teknik toplantıda mesela burada at kullanılmış dedi anlamında we can make a concrete plan e, somut bir plan yapabiliriz so that diye biz e, harekete geçebilelim diye in June Haziran ayında harekete geçebilelim diye derken Haziran zaman olarak daha genel bir kavrama hitap ettiği için in'le beraber kullanmamız gerekiyor. İkinci kullanımımız ''on'' yine da anlamında. Bunu da günler ile kullanıyoruz. Residents, sakinler, yaşayanlar. ''Will be able to view'' izleyebilecekler sergiyi ''on Saturday'' Cumartesi günü derken günlerle beraber de ''on'' kullanıyorum. ''My friend will get married'' arkadaşım evlenecek. ''Bir Nisan'da'' derken yine sabit bir günü belirttiğim için ''on'' kullandık. Ama burada sadece ''Nisan'da'' deseydim arkadaşlar... In April diyecektim ama burada günü belirttiğim için on the first of April şeklinde yaptık. Üçüncü D'de anlamında kullandığımız at var. Zaman içerisinde belli sabit bir noktayı ifade ederken kullanıyoruz. Mesela women didn't much change. Kadınlar çok değişmedi to find a job, iş bulmak için. At the beginning of the last century. Geçen yüzyılın başında derken geçen yüzyılda sabit bir noktayı da at the end of da diyebilirdim mesela burada. Yüzyılın sonunda derken o yüzyıl içerisinde sabit bir noktayı belirtirken at ile beraber kullanıyorum. Mesela zaman olarak bakarsanız aynı şekilde örnek veriyorum. Mesela on Saturday dedim işte cumartesi günü saat 5'te derken de mesela at 5 PM diyeyim mesela. Yine sabit bir zamanı belirttiğim için zamanları da etle beraber kullanırdım. The man who contributed a lot to the protection of oceans demiş adam katkı sağlayan korunmasına okyanusların korunmasına of da bir edat ın anlamında kullanıyoruz e, 90 yaşında öldü derken sabit bir yaşam için içinde et kullandım tekrar ediyorum of'un da anlamı in şeklinde o da bir edat for Dır dir burada zaman olarak bakıyoruz. İçin anlamını da belki biliyorsunuzdur. Dır dir beri bir süreliğine gibi anlamlarını kullanıyoruz. Yapılan yeni toplam süresini belli zaman birimleriyle ifade eder. Mesela yıllardır Ankara'da yaşıyorum derken dır anlamında kullanıyoruz. The system has been developed. Sistem geliştirildi. Son iki yıldır geliştiriliyor gibi kullanıyorum. Mesela diyeceğim ki I'm here. Buradayım. For two days de diyebilirim. Mesela iki günlüğüne buradayım derken de for'u bu şekilde iki günlüğüne, lığına, liğine anlamında da kullanabiliyorsunuz. Bir diğeri since, den beri. Yapılan başlangıç noktasını belirtir. According to the newspaper, gazeteye göre, the crime rate has declined. E, suç oranı azaldı. Yüzde %25 azaldı. 2013 Mart Tan beri derken den beri anlamında kullanıyorum. Sinsi bunu zaten present perfect tense'den bilirsiniz. Bir de dikkat etmeniz istediğim bir nokta ileride de bahsedeceğim. Yüzdelik bir ifade kullandığınız zaman yüzde 25 azaldı derken baydan sonra biz yüzdelik ifadeleri de kullanıyor olduğumuz. Bunu da notlarınıza mutlaka ekleyin. From to bu sorulan bir kalıp arkadaşlar ya da from till den e kadar şeklinde şu zamandan şu zamana şeklinde çeviriyoruz. Yeni yol inşa edilecek Şubat'tan Mart'a kadar ya da Şubat'tan Mart'a derken from to kalıbı çok sık kullanılan bir kalıptır. Aklınızda bulunsun. Belli bir zamandan belli bir zamana kadar olan aralığı ifade ederken kullanıyorum. During sırasında, esnasında, boyunca anlamında yapılan başlangıç noktasını belirtir. Mesela during the 19th century, 19. yüzyıl boyunca yani 19. yüzyılda başlayan ve süren bir eylemi anlatıyorum. Bir seri teknolojik inovasyonlar dramatik bir şekilde değiştirdi. The way of communication, iletişim, ticaret ve iş şeklini değiştirdi derken burada 19. Yüzyıl sırasında yapılan derken orada bir yüzyıl boyunca yapılan ifadeleri, bir yüzyıl boyunca gerçekleştirilen teknolojik gelişimleri kapsamış olduk. The tenants, kiracılar, had sahipti, noadan dolayı sahip değildi gidecek başka bir yere sahip değildi. Evacuation kurtarma sırasında demiş burada. Yine burada during sırasında yani bir kurtarma operasyonu var. Bu operasyon sırasında derken during'i de kullanıyorum. Towers yönelik e doğru anlamında kullanılıyor. I have plans planlarım var tamamlamak projeyi yıl sonuna doğru yıl sonuna yönelik derken bu şekilde kullanabiliyorum. Yıl sonuna doğru tamamlama ee, planlarım var diyorum. Burada da yılın sonuna doğru bir yönelme. Hani oraya doğru giderken şeklinde towers'ı kullanıyorum. Yine zaman anlamında bahsediyorum. Throughout boyunca demek. Mesela tarih boyunca dedim. Yine kapsamlı olarak aldım. E, memorabilia demiş. Kullanıldı. Anlatmak için hikayeleri şan, şöhret ve başarılarının çeşitli olayların başarıların şöhretlerini anlatmak için kullanıldı demiş orada memorabilia'ya. Throughout history Dikkat ederseniz tarih boyunca diyorum. Bunu lütfen during ile karıştırmayın arkadaşlar. During belli bir periyodu anlatmak için daha çok kullanıyor Mesela 19. yüzyıl boyunca derken during'i kullanabiliyorum. Throughout'u da kullanabiliyorum. Ama tarih boyunca derken during history doğru bir kalıp olmuyor. Throughout'u during yerine kullanabiliyorsunuz ama during'i throughout yerine kullanamıyorsunuz şeklinde düşünebilirsiniz. Until till bildiğiniz kalıplardan birisi. E kadar benim kız kardeşim şöyle söylüyor Kilo vereceğini yıl sonuna kadar dediğimizde antilin tilin bu anlamını biliyorsunuzdur. Bunun üzerine çok durmuyorum. Bay tarafından itibariyle e kadar gibi bayın birçok anlamı var. Yer bildiren anlamı da var bayın. Onu da göreceğiz. E, three accidents, üç tane kaza gerçekleşti burada. By far. By far da şu ana kadar anlamında kullanılıyor. By far bir kullanımı daha var arkadaşlar kalıp olarak. Açık ara demek. Mesela o açık ara en iyi yazar derken he is by far the best author the best author diyorum. Açık ara en iyi yazar derken by far'ın böyle bir kullanımı da var. Pasifle beraber tarafından anlamıyla kullanıyoruz. Bir sonraki kullanımız between and. Bu da arkadaşlar sorulmuştu hem YDS'de hem yok dilde iki şeyin arasında bir şeyden bahsediyorsam. Mesela hava çok sıcaktı. Ocak ve Ağustos arasında hava çok sıcaktı derken. Burada iki şeyin arasında gerçekleşen bir şeyi anlattığım için. Bu iki insan olabilir, iki nesne olabilir, iki zaman dilimi olabilir fark etmez. But between and kalıbında aynı from to kalıbını bildiğiniz gibi bunu da lütfen bilin. Within bu bazen soruluyor hani farklı bir şey mi gibi arkadaşlar. Aslında bu bildiğimiz in gibi kullanıma sahip. He will recover o iyileşecek 2 ay içerisinde iyileşecek derken kullanıyorum. Burada in 2 months da derdim. Ama will have to undergo geçecek. Fizyoterapiden geçecek. iyileşmek için kullanımını sağ elinin kullanımını restore etmek için derken burada. Yine bakın of burada da var. Sağ elinin derken in anlamında gene burada of'u kullandık arkadaşlar. Yine within de inle içerisinde anlamını veriyor. Evet. E, yer ve zaman hareket bildiren prepositionlara bakalım. Az önce in'in e biz... E, zamanlarla kullanıma bakmıştık. Bir de yerle kullanımına bakalım. İçinde bulunma anlamı verir arkadaşlar. Daha büyük geniş böyle yerleri düşün. Mesela bir ülke, bir şehir, bir kasaba gibi. Daha açık ve büyük alanlar kafanızda canlansın. Mesela Apple açtı onun ilk Türk satış dükkanını İstanbul'da açtı derken İstanbul bir şehir büyük bir alan olduğu için in kullandım. Cumartesi günü derken bir gün anlattığım için de on kullandım. Hong Kong is one of the best places. En iyi yerlerden biridir. Dünyadaki derken arkadaşlar bakın in kullandım. Burada da for derken için insanların seyahat etmesi için derken for'un da için anlamından burada faydalandı. The crime rate suç oranı çok yüksek şehirde çok yüksek derken in the city şeklinde kullandım. Yine şehirde büyük bir alana referans ettiği için in ile beraber kullandım. On arkadaşlar üzerinde, yüzeyinde anlamını verir. About hakkında anlamı da var. Ondan da bahsedeceğiz. Diyor ki volkanik patlamalar demiş. Suçlanır. Blame for. Mesela bu bir kalıp. Blame'i for'la kullanıyorum. Bunu bilmeniz lazım. Ani kayıplar için e, percent jail olacak. %90 Tüm e, türlerin %90'ın kaybıyla suçlanır. On Earth demiş dünyadaki derken yani dünya üzerindeki derken on kullanıyorum. Dünya üzerindeki türlerin %90'ın kaybıyla suçlanır volkanik patlamalar at the end of Parmineria demiş. Parmineria bir dönem. Bu dönemin sonunda derken gene et kullandığıma dikkat edin. Buradaki onun da dünya yüzeyindekini kastettiğim için kullanıyorum. Bir diğer anlamı hakkında about'a benzer bir anlamı var. He is majoring o uzmanlaşıyor. Çevre biliminde uzmanlaşıyor derken genel bir şey anlattığım için in kullandım. With birlikte bir fokus bir odakla birlikte biyoloji ve fiziksel okyanus bilimi üzerine derken bakın fokusu onunla kullandığımı belki bilmiyorsunuzdur. Ama buradaki anlamı biyoloji ve fiziksel okyanus bilimi üzerine bunun hakkında derken on biology and physical oceanography şeklinde kullanıyorum. Bir şey üzerine odak anlamında kullanırken. At belirli bir noktada bulunmayı ifade ediyor. Mesela I will meet the customers at the main entrance. Mesela bir bina büyük bir bina düşünün. Büyük binayı kastederken in Building diyorum binada derken ama binanın belli bir kısmını kastediyorsan mesela ana girişte derken yine sabit spesifik bir noktayı belirttiğim için etle beraber kullanmam gerekiyor yerlerde. To yönelme ea anlamını katıyor. Born in 1945 1945'te doğan. O o kim bilmiyoruz mesela Brezilya'ya taşındı derken yönelme anlamında kullanıyorum at the age of 6, 6 yaşında derken bakın yine sabit bir yaşı anlattığım için at kullandım. Mesela moved to Brazil dedim. Brezilya'ya taşındı. Almanya'dan taşındı deseydim mesela from Germany diyecektim. Bu da bir dahaki slide'da var zaten denden anlamında kullanırken bir yerden ayrılan, uzaklaşan, bir yerden başlayan anlamında kullanılıyor. Most of the bamboo bambunun çoğu kullanılan, için, üretim için kullanılan bambunun çoğu e, gelir Çin'den gelir derken den anlamında from kullandım. You must borrow the money parayı ödünç almalısın başka birinden ödünç almalısın derken yine from'un denden anlamından faydalandık. Into içine veya içeriye doğru anlamlarını verir. The police came into the house. Polis eve girdi. To arrest the burglars, hırsızı tutuklamak için demiş. Into'nun çok yaygın bir kullanım var arkadaşlar mesela burada. Ben bunu hep böyle çizerek anlatıyorum. Into şu harekete çok referans ediyor. In bulunma anlamında. Şöyle to'yu da şöyle düşünün arkadaşlar. Bu yönelme, bu in Into daha çok şöyle bir harekete referans eder. Mesela örnek veriyorum. Ben hep aynı örneği veriyorum ama bilmeyenler için bahsedeyim. Mesela örnek veriyorum. Şurada bir basketbol topu olsun bizim elimizde arkadaşlar. Bu basketbol topunu şuradaki potaya atarken basket topu nasıl bir hareket yapıyor? Şöyle bir hareket yapıyor. Yani hem yönelme hareketi var hem aşağı doğru bir düşüş var into anlamını bu şekilde düşünebilirsiniz. Ya da bu şeylerde çok kullanılıyor. Mesela şurada bir dağ olduğunu farz edelim. Çizimim için çok özür diliyorum. Şurada da mesela bir deniz olsun arkadaşlar. Burası deniz olsun. Burası da bir dağ olsun. Mesela burada bir ırmak olsun ya da bir nehir olsun. Bir ee, fark etmez bir su birikimisi olsun. Mesela şuraya doğru bir akıştan bahsediyorsa denize doğru akıyor derken bu hareketli de into çok kullanıyor arkadaşlar bilginiz olsun. Mesela float akış anlamında into şeklinde kullanabilirsiniz. Bu hareketler aklınızda zihninizde canlanması açısından çeviri yaparken kolaylaşması için aklınızda kalsın. Out of dışarı dışında uzağa anlamını veriyor. Increasing numbers of Britain artan sayıda Britanyalılar were left out of the market. Pazarın dışında bırakıldı derken bakın pazarın dışında zaten leave out dışarıda bırakmak. Oradan aklınızda kalsın. Of the in anlamını veriyor. Leave out dışarıda bırakmak. Pazarın dışında bırakıldı. Çünkü bankalar sınırladı mortgage ödünç vermeyi ve işsizlik arttı için diyebiliriz arkadaşlar. Dışında bırakmak. Mesela I'm out of ee, home. Evin dışındayım derken de kullanabilirsiniz. Ya da başka bir kullanımı daha var arkadaşlar. Ondan da bahsedeyim. I'm out of money hani parasızım derken bitti anlamında da out of'un böyle bir kullanımı da var. Hatta run out of bitmek, tükenmek anlamında kullanıyoruz. O da bir run out of da aklımızda olsun. Azalmak, bitmek anlamında kullandığımız bir e, phrasal verb. Around etrafında, etrafı, çevresi, yaklaşık anlamlarında kullanılıyor. It is very dangerous, çok tehlikeli Yürümek, kasaba etrafında yürümek çok tehlikelidir. Bu da yer olarak kullanılmış. Mesela around 500 people dersem yaklaşık 500 kişi katıldı diyeyim mesela. People joined the meeting. Toplantıya yaklaşık 500 kişi katıldı derken around'un bir de yaklaşık anlamı var. Mesela bunu eş anlamda more or less olabilir. Mesela about'u da burada kullanabilirsiniz. Yaklaşık anlamında about'u da bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu da bir edat. Beyond ötesinde, kızıl ötesi, çok uzak gibi ya da ötesinde ötesine bir şeyin sınırları dışında. His fame spread onun ünü yayıldı. Asya kıtasının da ötesine yayıldı dediğinizde yani aştı, geçti anlamında. Mesela this is bir konudan bahsediyorsunuz. Beyond my ee, mesela Wild Dreams dediniz. Ha yani bu benim en böyle hani uçuk rüyalarımın bile ötesinde, onun bile aşan geçen bir şey Wild Dreams. Yani uçuk rüyalar. This is beyond my Wild Dreams dediğinizde bu benim hani uçuk rüyalarımın bile ötesinde anlamında kullanabilirsiniz. By az önce bahsetmiştik, tekrar bahsedelim. Burada yanında, yakınında anlamını veriyor. I have absolutely loved kesinlikle sevmiştim yaşamayı ve çalışmayı by the shore. Shore deniz kenarı demek arkadaş. Deniz aslında sahil demek. By the shore da sahil kenarı demek. Mesela örnek vereyim. Cam kenarında oturan adam diyelim. The man sitting dedim. Cam kenarı derken by the window dedim mesela. Cam kenarında oturan adam derken burada bir yer belirttiğiniz zaman önünde by kullanırsanız bu near yanında, kenarında anlamını veriyor diğer anlamların yanı sıra. True içinden arasından vasıtasıyla aracılı anlamlarında kullanıyor. Mesela he she wandered o dolaştı through the forest demiş. Ormanın arasında bir ağaçların arasında dolaştı. Buna da şöyle kötü bir çizim yapacağım arkadaşlar. Şöyle ağaçlar olduğunu ifade edelim. Burası orman olsun. Bu Kral Arthur hikayesinde çok çok kullanılıyor. Mesela şu da ağaçlar olan bir orman var. Çizimim için özür diliyorum herkesten. Mesela bir ağaçların arasında dolaşıyor böyle dolaşıyor anlamında. Yani through the forest mesela ormanın içinden geçtik derken mesela şu noktadan başladınız şu noktaya geldiniz ormanın içinden geçtik anlamında true'yu bu şekilde düşünebilirsiniz. Diğer bir anlamı da enfeksiyonlar ayrıca girebilir vücuda. True cuts, cuts e, kesikler vasıtasıyla derideki kesikler vasıtasıyla aracılığıyla içinden anlamında düşünün. girebilir şeklinde kullanabilirsiniz. Across bir taraftan bir tarafa karşıdan karşıya boyunca demek. Mesela walking across the bridge köprü boyunca yürümek ve geri gelmek yaklaşık bir saat alıyor demiş burada. Örnek veriyorum şurada işte bir alan olsun. Burada da bizim köprümüz olsun arkadaşlar. Şimdi across'u genelde şöyle hayal edin. Bu bizim köprümüz ya köprünün bu başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar across anlamını böyle kullanabiliyorsunuz. Ya da örnek veriyorum işte bir ülke düşünün. İşte şurası ülkenin sınırları olsun arkadaşlar. Siz bir ülkenin bir başından diğer başına kadar mesela arabayla gideceğim diyorsunuz. Yani boyunca ülke boyunca kullanılıyor bu şekilde. Ayrıca mesela across Atlantic, across the ocean şeklinde su yapılarının bir başından bir ucuna, iki kara arasında bir karadan diğer karaya, yapıcı. Yani across the Atlantic mesela çok kullanılıyor. Aklınızda bulunsun. Fees, e, ücretler, mal edilen, tüm eğitim enstitüleri tarafından uygulanan ücretler ülke boyunca düzenlenecek demiş mesela. Hani ülkenin bir başından diğer başına gibi düşünebilirsiniz. Along da boyunca anlamını veriyor. Ama şöyle arkadaşlar. E, yine kötü bir çizim yapmak zorundayım. Şurası deniz olsun mesela arkadaşlar. Burası deniz olsun. Şurada da bir yol olsun. Gerçekten çizimim çok kötü. Dördüncü sınıfta resim dersinden kalmıştım ben. <laughs> Mesela burada bir yol var. Şu da deniz olsun. Mesela deniz boyunca arabayla gittiğinizi hayal edin. İşte tam olarak hani deniz boyunca derken bir şeridi takip etmek gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. We walk along the road, yani yol boyunca yürüdük, sessizlik. Bu da aklınızda bulunsun, gelmişken söyleyeyim. In silence, bu bir kalıp mesela direkt. Sessizlik içerisinde köp yol boyunca yürüdük derken, hani bir şeridi takip etmek gibi. Ya da mesela örnek veriyorum, şöyle bir yol var yine. Yol kenarında da arkadaşlar şöyle ağaçlar var işte. Diyorsunuz ki işte belediye yol boyunca ağaçlar dikti derken mesela, bu yolu şöyle yapayım yol boyunca ağaçlar diklerken yine bakın bir şeridi takip eden bir olayı anlattığınızı düşünün. Aynı şekilde burada da Elon kullanabiliyorsunuz. Umarım çizimlerimden rahatsız olmuyorsunuzdur. Amongst da birçok öğe içerisinde arasında, ortasında anlamını kullanır. Mesela Eiffel Tower is amongst arasındadır. En önemli yapıların dünyadaki derken bakın in kullanmışız. Dünyadaki en önemli yapıların arasındadır derken among da arasında between de arasında demek. Among'u ikiden fazla şeyi kastederken kullanıyoruz. Eğer iki şey arasında bahsediyorsam between, ikiden fazla şeyi kastediyorsam da among kullanıyorum Ya da amongst da bunun aynısı arada bir fark yok. Bir Amerikan İngiliz bir British İngiliz aralığında bir fark yok arkadaşlar. Between de iki öğe ÖH için arasında ortasını anlamını kullanılıyor. İnsanlar gidiyordu ve geliyordu. Between Afrika ve Amerika arasında yüzyıllardır gelip gidiyorlar dedik. Bence bu köprü mükemmel bir bağlantı olacak. İki şehir arasında derken mesela bakın iki şeyi kastettiğim için de between kullandım. Up, down, above demiş. Up yukarı anlamını kullanıyor. Put your hand up. Ellerini havaya kaldır. Eğer elini havaya kaldır. Eğer cevap biliyorsan Mesela ayağa kalk anlamında stand up kullanıyoruz. Down aşağı aşağıya aşağı dur anlamlarını veriyor. Birisi onu ittiğinde küçük çocuk düştü merdivenlerden düştü down dedim. Yine sit down derken aşağı otur anlamında. Ebo burada bir temas yok arkadaşlar. Soyut kavramlar için kullanıyor. Yukarısında üstünde anlamlarında kullanıyor. Bakın yine about'u yaklaşık anlamında kullanmışız. Ee, %16'sı öğrencilerin %16'sı yaklaşık 50 aldı. A little above biraz daha üzerisinde ortalamanın biraz daha üzerinde derken bakın above kullandık burada. Show your boss patrona göster şunu. Senin performansın hani kusursuzdu ve beklentilerin de üstündeydi derken yine above expectation demiş. Mesela burada beyond'u da hani beklentilerin ötesinde beklentilerin üzerinde derken Burada beyond'u da kullanabilirdiniz. Over tam üzerinde, üzerine, üst tarafında anlamlarını kullanıyor. Over'ın aşağıdaki belirtilen örneklerde belirtilen şekillerde farklı anlamları olabilir. Mesela o tamamen diyor rahattı. Onun seveteri hani omuzların üzerine düşüyordu derken tam şu kısmı kastediyorum. Üzerinde anlamında. I can say that. Ben söyleyebilirim. Biz e, biz sahip olacağız 20'den fazla. 20'nin üzerinde, dizayna, projede derken de arkadaşlar. Bakın 20'nin üzerinde fazlasında anlamında kullanıyorum over'ı. Şimdi oyun bitti, eve gidelim mi demiş burada. Over'ı biliyorsunuzdur game over, oyun bitti anlamında da kullanıyoruz. Below seviye olarak altında, daha aşağısında anlamını kullanıyor arkadaşlar. When the body temperature of an individual bir bireyin vücut sıcaklığı düştüğünde normal seviyenin altına düştüğünde onlar için e, tehlikeli olabilir demiş. Bakın normal derecenin altı derken belli bir seviyenin altını kastederek bir o kullandık. Under underneath de fiziksel olarak bir şeyin altında olmak. E, adam ölü bulundu köprünün altında ölü bulundu derken de fiziksel bir yapının altını kastediyorsunuz. Bir neyitliğin aşağısında altında bir şeyden daha alt veya aşağı durumlu anlamında kullanılır. The climber took shelter ee, tırmanıcı dinlendi. Hani shelter barınak demek burada tek shelter dinlenmek. Beneath a huge tree büyük bir e, ağacın altında. Burada under'ı da kullanabildiğiniz bir problem olmazdı. Against bir şeye karşı bir şeye yaslanma anlamını edecek şeklinde. Mesela you mustn't lean yaslanmamalısın, duvara yaslanmamalısın, hala ıslak demiş. Against the wall, hani duvara karşı derken yönelik anlamında yaslanmamalısın. Bir diğer anlamda fikir ve görüşlerden bahsederken karşı zıt anlamlarında da kullanılır. Bazı Bazı insanlar protesto yaptı, karşı ölüm cezasına karşı bir süredir yapıyor derken bir fikre karşı olmak anlamında da kullanabiliyorsunuz. Opposite karşı demek ama arkadaşlar bu mesela fiziksel olarak bir şeyin karşınızda olması anlamında. Polis bekliyordu bir sahada parkın karşısındaki bir sahada derken gerçekten bir şeyin fiziksel olarak karşınızda olmasını kastediyor. Parkta meşguldü, protestocular tarafından doluydu demiş in front of da yine bir şeyin fizik olarak önünüzde olması. Adam öldürüldü ailesinin önünde dün gece derken gerçekten fizik olarak bir şeyin önünüzde olmasını kast ediyoruz. Behind da gene arkada, arkasında anlamında. The teacher was standing öğretmen duyuyor duruyordu arkamızda duy, duruyordu. Biz sınav yapıyorken fizik olarak arkamızda duruyordu bir besides beside's'la karıştırmayın. Yanı sıra olan, beside's'ta karıştırmayın lütfen arkadaşlar. Yanında, yakınında, bitişinde anlamında kullanılıyor. Bir piknik alanı vardır göl kenarında derken yine by the river'da mesela göl kenarında anlamında burada kullanabilirdiniz. Onto da üstüne, üzerine doğru anlamını veriyor. Ben kaydım, I slipped ben kaydım. Platforma basarken kaydım derken bir şeyin üzerine anlamında kullanılıyor with ile birlikte beraber anlamında kullanılıyor. Onlar arkadaşlarıyla kalıyorlar. İtalya'dayken arkadaşlarıyla kalıyorlar. Burada sadece dikkat edin arkadaşlar. İle'yi eğer vasıtasıyla anlamıyla kullanacaksınız. Mesela işe otobüsle gidiyorum derken otobüs vasıtasıyla anlamında kullanmak istiyorsanız by kullanmanız gerekiyor. Mesela by the bus diyorum. Ama biriyle birlikte beraber anlamında ise with kullanıyorum. Vasıta aracılığıyla anlamında by kullanıyorum. ve adlı sızsız, medenmadan anlamını veriyor. O problemi çözdü zorlanmadan zorluksuz çözdü. They have developed onlar geliştirdiler bir yöntem. Çıkarmak için havyarı balıktan onu öldürmeden çıkarmak için derken de yine vida adı burada meden madan anlamında kullandık. Of e, uzakta kopmuş ayrılmış dışarıda kalmış çalışmama anlamlarını veriyor. The leaves, yapraklar ağaçtan düştü derken kullanıyoruz. Off'un böyle farklı kullanımı var arkadaşlar. O yüzden daha çok burada phrasal verbleri öğrenmeniz gerekir. Mesela put off. Bu da söndürmek anlamında olması Yangını söndürmek anlamında kullanıyoruz. Upon da üzerine anlamında kullanılıyor. She fell upon. Onu da yine burada kullanabilirdiniz. On the ground, on her knees. Mesela dizleri üzerine yere Düştü derken burada kullanıyorum. Bir de kesinlikle bilmeniz gereken şeyler var arkadaşlar. Mesela at present at the moment şu anda anlamında at kullanıyorum. Bir de be of anlamında bir önem fikirden bahsederken mesela I am of the opinion that dedim. Ben şu fikir I am olacak şurası be'den dolayı. I am of the opinion şu fikirdeyim. Sonra fikrinizin ne olduğunu açıklıyorsunuz. I am of the opinion dediğim zaman şu fikirdeyim. I have the opinion gibi kullanılabiliyor. Be to verb 0 will ya da have to anlamında. Mesela he e, is to come. He used to come tomorrow dedim mesela. Yazamıyorum. He used to come tomorrow derken yarın gelecek anlamında. Be to'nun ecek acak ve zorundalık anlamı var. Zorundalık anlamı var. Land on, inmek, take off, havalanmak. Provide sağlamak, birine bir şey sağlamak. Mesela provide some, someone with something gibi. Ama supply yine sağlamak anlamında kullanırsanız to yla. Yani provide with ile supply'ı da to ile kullanıyoruz. Bay ve bayinin çevirisinden çevirilerde hep bahsediyorum. Erek, arak. Vidalın çevirisinden de maksızın, meden, madan şeklinde yapıyoruz. Bunları ben çevirilerde hep bahsettim. Lütfen hatırlayın bunları. Dep, derinlik, derinlikte de derken, altitude yükseklik, et altitude. Derece sıcaklık derken gene et kullanıyoruz. Protect ya da defend savunmak birini bir şeye karşı zaten bu çeviri yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Mesela aşı virüslere karşı koru derken korur derken the vaccine protects against the virus diyorum mesela. Burada against'in anlamını kendinize çıkarabilirsiniz. Increase, decrease, decline, advance, improve, fall, diminish, grow etc. derken mesela bunlarla da arkadaşlar biz genellikle in kullanıyoruz. Increase in, decline in, decrease in ile beraber kullanılıyor bir zaman ifadesi present perfect tense'ten hatırlarsınız belki. In the last, for the last, over the last, during the last, within the last, past gibi ifadelerle çok kullanıyoruz. Within zaman ifadesi varsa anlam içinde. Mesela 10 yıl içinde derken az önce örnekle yapmıştık bunu. Within 10 years diyorum. Within isim derken dahilinde mesela within e, ne diyelim his knowledge onun bilgisi dahilinde derken de bu şekilde kullanıyorsunuz. On bir seviyede bir skalada derken on kullanıyorsunuz. Kontrast bir zıtlık belirtiyorsunuz. Bir şey ve bir şey arasındaki zıtlıkla da between and kullanılıyor. Bunlar direkt kalıp olduğu için hızlı geçiyorum. From on bir zamandan bir zamana kadar. Hani from mesela örnek veriyorum. kimya, en, kimya endüstrisi çok hızlı bir şekilde gelişti. 1915'ten başlayarak anlamında. 1915'ten from onwards başlayarak gibi düşünün. Özellikle organ sektöründe derken from bir zaman var onwards yani bu zamandan başlayarak ifadesini veriyor bize. As of'u as from da burada kullanabilirsiniz. Bunlar da direkt kalıp put into force, put into effect, put into action, come into force, come into effect direkt uygul e, uygulamaya sokmak, yürürlüğe sokmak anlamında. Bunlar into ile kullanılıyor. Piyasada, pazarda derken on market ya da on to market. Bir şeyi düşünmek, hesaba katmak, take into. Regardless of irrespective of bağlaçlardan bilirsiniz. Yine bir şeyi pahasına yapmak. Rol oynamak, dahil olmak, ilgili olmak, yatırım yapmak, ısrar etmek. Bunlar direkt kalıp. Influence on, bir şey üzerine etkisi olmak. Impact, effect on. Refrain from, kaçınmak. Abstain from, kaçınmak. Point out, işaret etmek, ifade etmek, belirtmek. At the beginning of mesela az önce yapmıştık işte 20. yüzyılın başında derken ya da başlangıcında patlak vermesinde at the turn of işte 20. yüzyılın sonunda dönüşünde derken in the end finally nihayetinde sonunda Linkin Park'ın da in the end diye bir şarkısı var tavsiye ederim guide to key to answer to solution to bir şeye rehberlik etmek anlamında mesela bakalım Homer'in Bizans için herhalde bir kitap yazar Similtone bir şekilde bir edebiyat ve e, yapısal bir, e, talimatsal bir text, e, metin kitabıymış bu Homer'ın Bizantini. Ve bir rehbermiş, kişisel ahlaka ve bilgeliğe de bir rehbermiş anlamında Guide to'yu kullanmış burada da. Dünyada in the world, all over the world, throughout the world kullanabilirsiniz. Dünya üzerinde derken onu kullanabilirsiniz küre kullandığınız zaman ama around the globe yani globe gördün mü around earth gördün mü on world gördün mü in all over throughout kullanman gerekiyor. Period during ile over da kullanılıyor over the period over ya da during which çok kullanılıyor mesela burada e, relative da bahsetmiştim belki hatırlarsınız bir edatın önüne relative closerin edat geldiği zaman sadece whom which ve whose kullanabiliyorduk hani edatın anlamıyla beraber tam çevirisini yapıyorduk burada da bir miktar belirtiyorsak arkadaşlar of kullanıyoruz. Mesela a great deal of money derken mesela çok miktarda para derken ya da a lot of time derken yine miktar bildirirken bunları of'la kullanıyoruz. Araştırma, soruşturma bir şeye into on'la kullanılıyor. At and the isim of a study of to Medicare biz bir şeyin çalışması derken katılmak birine bir konuda derken mesela with olunca biriyle biriyle olunca with bir şey üzerine anlaşmak, katılmak derken on. Aynı şekilde katılmamak da olabilir burada. Disagree ya da disagreement birine bir konuda katılmak ya da bir hak bir şey hakkında katılmak derken on. Birine katılmak, biriyle katılmak with. bunları ezberlemeniz lazım. Tek tek hepsini okumayacağım. Burada önemli olanları kendimce ekledim buraya. Aynı şekilde burada da arkadaşlar bunları direkt ezberlemeniz lazım. Ki bu pdf'i telegram grubunda paylaşacağım. Yine bunları da ezberleyin. Rely on, depend on, count on, based on mesela bunları biliyor olmanız lazım direkt. Yine ileride var ben ya da geçeyim azıca. Ee, yine bunları da ezberlemenizi istiyorum. İstisnalar, ha kural. Joe ile başlayanlar genellikle wit alıyor arkadaşlar. Bazı istisnalar var. Confined in, trust in, faith in, believe in, contribute to, consist of, conform to, concentrate for. Bunlar istisna, bunun dışında kalanları with aldığını düşünebilirsiniz. Congratulate, concern, be concerned with de bunlardan bazıları. E, deal with'in ilk anlamı ile ilgilenmek. ikinci anlamı da cope with, başa çıkmak. Yani burada deal with, ilgilenmek, deal de başa çıkmak. Bir şeye hazır olmak responsible for yok dilde geldi hatırlarsınız. Birine bir şeye cevap vermek, ilişkili olmak, referans etmek. Turn into, change into, transform into bunları da yine bilmeniz gerekiyor direkt ezber olarak. Heh, benim bahsettiğim şey az önce söylemiştim. Yüzdelik bir ifade varsa mesela 86 yükseldi derken. By 86 person diyorum. Of'un cümle başında kullanımıyla alakalı arkadaşlar. Arasında anlamını veriyor. Mesela of all the countries tüm ülkeler arasında i have visited seyahat ettiğim tüm ülkeler arasında işte Finlandiya en iyisi Finland is the best dedim. Bu ofu cümle başına gördüğünüz zaman arasında diye çevirin. Mesela böyle bir soru vardı. Of all the proteins that is made up diye giden bir soru var. Tüm proteinler arasında işte şunlar çok önemlidir diye bir soru vardı. Among the cümle başında bunun aynı anlamı veriyor. Among all the countries yine tüm ülkeler arasında derken yani cümle başında of kullanımı cümle başında among kullanımıyla aynı anlama geliyor. Gerçi among'u cümle başında kullanmazsanız da yine arasında anlamı veriyor. Yani of cümle başında kullandığı zaman arasında anlamı olduğunu lütfen unutmayın. E, alakalı benim bahsedeceğim bu kadar. Grupta Hakkı Hoca'nın bir Prepolition listesini de paylaşacağım. 650 soruluk bir preposition listesi var. E, Sınavkampı.com.tr'ye girip oradan da ücretsiz bir şekilde bu listeyi oradan da indirebilirsiniz eğer telegramınız yoksa. Onları da düzenli olarak günde 10-15 tane ezberlerimizde fayda var. Ama benim dediğim gibi unutmayın. Bir, çevirisini yapacak kadar bilin. İki, arkadaşlar bol bol okuma yapıp prepositionlara aşinalık geliştirmenizi tavsiye ederim. Yani zor bir konu. Benim de sorularını çözerken zaman zaman zorlandığım bir konu. Bol bol aşinalık kazanmamız gerekiyor. Ve çevirisini iyi bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Bunları yaparsanız umarım prep sorusunu kaçırmazsanız kalıpları da bilirsiniz zaten tadından yenmez. Bundan sonra prepositionlarla alakalı bir soru çözüm videosu atacağım. Orada da hem gerek kalıplardan hem gerek çevirilerden bahsedeceğim. Lütfen soru çözüm videosunu da takip edin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir sorunuz varsa hem Instagram'dan hem de bu videonun altına bana ulaşabilirsiniz. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.